İyi günler değerli izleyicilerim. Zanlı Oktar'la sohbetlere başlıyoruz inşallah. Diyarbakır, Van, Adıyaman ve Hakkari'de PKK 4 ayrı bombalı saldırı yaptı. 4 askerimiz şehit oldu, 12 askerimiz yaralı. PKK bu saldırıların üçünde yine askeri araçların geçiş güzergahına el yapımı patlayıcı döşeyip uzaktan kumandayla infilak ettirerek askerlerimizi şehit etti. Diğer saldırıda ise bir çatışma yaşandı. Teröristler yine kaçmayı başardılar. Ama kaçamayacakları günlerde gelecek söylüyorum. Tabii. Yani söz bir, Allah bir. İnşallah. 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 Yani hepsi olduğu yerde kalacak. İnşallah. Bana güvenebilirler. Evet. Öyle günlerde gelecek. Evelallah, askerimize, polisimize güveniyoruz. İnşallah. Hepsini tutuklayıp kodese. İnşallah. Sen bayağı şekersin sen. Sen bayağı tatlısın sen. Nasıl şekerli? Çok tatlı, çok güzel maşallah. Onun adı kurabiye. Tam kurabiye benziyor değil mi? Evet. Salih, ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Çok kibar, baya tatlım. Bembeyaz, baya güzel. Efendim... Acil ihtiyaç, sevgi birliği diyelim. İnşallah. Acil ihtiyacımız sevgi birliği. Evet. Allah şehitlerimize güzellik nasip etmiş. İmreniyoruz onlara. Allah şehadetlerini kabul etsin. İnşallah. Makbul etsin. İnşallah. Cennetle cemalullahla Allah şereflendirsin. İnşallah. Ah benim canım, sen nasıl süslü olmuşsun sen. Çok güzel olmuş. Cihat işte kaderinde, yani illa gideceksin ya. Dani de geliyorsa eyvah. Yakışıklı herhalde, sen de gideceksin. Evet, durumunu göstertiyor. Dani sen gel yavrum, şöyle geç. Ay ne yapıyorsun? Çok şükürüm canım. Ali bayağı yakışıklı delikanlı maşallah. Huyu da güzel, ahlakı da iyi. Anne babalarına Cenab-ı Allah uzun ömür versin, hayırlı bereketli uzun ömür versin. Gazi kabadayıları da yine tebrik ediyoruz. Gazilik de çok büyük bir şereftir. Ama tabii çok iyi sahip çıkmak lazım. Şehit aileleri, gazi aileleri hep bizim canımız. Onlar her beldenin süsü. Evet. Her beldenin güzelliğidir. Allah onları güzel bir imtihanla imtihan etmiş. Veli insanlar oluyor genellikle o insanlar. Güzel imtihanla imtihan olan insanlara yakın olmak bereket getirir. Onların sevabından, onların nurundan, onların hidayetinden Müslüman da istifade eder. Kalp açıcıdır. Şehit ailesine yakın olmak güzeldir. Gidip evini süpürmek bile bir güzellik. Gidip yemeklerini yapmak yahut hazır yemek getirmek. Tabii. Yani yemek yapmaktan ziyade şehit ailelerinin mutlaka her gün komşular onu paylaşıp kendi aralarında her gün yiyecek getirmeleri gerekir. Onlar uğraşmaması lazım öyle bir şeyle. Tayyip hocam şu an Konya'da canlı konuşuyormuş, öyle mi? Evet. Tayyip hocama İngilizlerin devleti kafayı taktı. Evet. Dünyanın her tarafında çok kolay hallediyor böyle şeyleri. Burada bir tek sökemedi, illet oldular o yüzden. Hayret ediyorlar kendilerine. Evet. Nereden ne pislik çıkaracaklarını şaşırdılar. Evet. Nereden ne skandal olay çıkaracaklarını şaşırdılar. Her gün bir bahane, dikkat ederseniz. Evet. Tayyip hocam, Mehdiyet'in ve Hazreti İsa Mesih'in ruhaniyetinin olduğu yerde. Dolayısıyla mahfuz. Boş yere uğraşıyorlar. Yapabilse şu ana kadar yapardılar. Hiçbir şey yapamazlar. İnşallah. Tayyip hocam görevini yapacak. Görevini yapıncaya kadar ona hiç kimse ilişemez. İnşallah. İlla ki o görevini yapacak.
Evet, dinliyorum. Antalya Kemer Karayolu üzerindeki dağlık alandan balıkçı barınağına doğru iki roket atıldı. Roketlerden biri akaryakıt tankerine atıldı ama balıkçı barınağı isabet aldı. Roketlerden ikincisi ise yine tankere atıldı ancak boş bir alana düştü. Ölen ya da yaralan olmadı. Bir daha. Antalya Kemer Karayolu üzerindeki dağlık alandan balıkçı barınağına doğru iki roket atıldı. Roketlerden biri akaryakıt tankerine atıldı ama balıkçı barınağı isabet aldı. Roketlerden ikincisi yine tankere atıldı ancak boş bir alana düştü. Ölen ya da yaralanan yok. Antalya Kemer ne alaka ya? Bu var mı öyle bir şey yapıyor muydu? PKK var mıydı oralarda? Pek duyulmuyor derim. Allah Allah. Münafık kitabından bir bölüm okuyalım. Münafık, dini konulardan bahsetmek istemez ama dünya hayatı ile ilgili konularda konuşmakta çok şevkli ve yeteneklidir. Allah'ı çok azanan ve Rabbimizin zikredildiği ortamlarda bulunmaktan da itinayla kaçınan münafıkların bu konuda dikkat çeken bir özellikleri daha vardır. Dini konuların konuşulmasından büyük bir acı ve azap duyan münafık, dünya hayatına ilişkin konular söz konusu olduğunda müthiş açılır. Kendisine Allah'ı, ahireti, kaderi, vicdanlı olmayı, Kur'an ahlakına uygun davranmayı hatırlatan her şey ona ne kadar sıkıntı veriyorsa, Allah'ı ve dini unutturan mevzular da ona adeta can suyu gibi hayat verir. Kur'an'ın şeytandan Allah'a sınırım. Sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa ondan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar. Zümer suresi 45. ayetiyle münafığın Allah'tan başka konular konuşulunca nasıl rahatlayıp canlandığını ve mutlu olduğunu haber vermiştir. Münafık diliyle her ne kadar iman ettiğini söylese de aslında ahirete inancı ya çok zayıftır ya da hiç yoktur. Dolayısıyla da onun için varsa yoksa önemli olan sadece dünya hayatıdır. Bu hayatın her bir detayı onun için çok önemlidir. Dünyanın önde gelen ülkeleri, en sükseli şehirleri, bu bölgelerin insanları, dünya çapında en itibarlı olan yabancı diller, bu ülkelerin siyasetçileri, sanatçıları, yazar kadrosu, onların savundukları fikirler münafık için son derece önemlidir. Bu bölgelere gidemese, bu insanlarla tanışamasa bile bunların her biri hakkında bilgi sahibi olmak bile onu çok heyecanlandırır. Çünkü münafık tüm bunları kendi geleceğinin bir parçası olarak görür. Ona hayat veren, onu canlı tutan düşünce de zaten dünya çapında itibarlı, yüksek bir mevkiye gelebilme, hayran olduğu o önde gelen insanlar arasında onlardan biri gibi olabilme hayalidir. Bu nedenle de bu konular mevzu bahis olduğunda münafığın dili alabildiğine açılır. Allah'ı anmak söz konusu olduğunda birkaç cümle dahi konuşamayan, bir nimetle karşılaştığında ya da bir sıkıntıdan kurtulduğunda şükretmeyi bile bilmeyen münafık, geleceği olarak gördüğü dünya hayatından konu açılınca saatlerce hiç susmadan konuşur. Neşesi, sevinci bir anda yerine gelir. En lüzumsuz ve gereksiz detayları bile saatlerce anlatır. Ve münafık bu konularda öğrendiği dünyevi bilgileri hafızasında tutmada da, bunları ilgi çekici hale getirerek anlatma konusunda da oldukça yeteneklidir. Allah Kur'an'da münafık karakterli bu insanların özelliğini ayetlerde şöyle haber vermiştir. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Oysa sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Bu dayanıksızlıklarından dolayı da her çağrıyı kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandırlar, bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretsin, nasıl da çevriliyorlar. Münafıkun suresi 4. ayet. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır. Bakara suresi 204. ayet. Allah konuştukları zaman da onları dinlersin sözleriyle münafıkların din dışı konuşmalardaki şeytani yeteneklerini haber vermiştir. Diğer ayette ise Rabbimiz, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider şeklinde bildirmiştir. Demek ki münafık, dünya hayatının süksesine, çıkar ve menfaatlerine yönelik konular söz konusu olduğunda çok akıcı ve ilgi çekici şekilde konuşabilmektedir. Din ile ilgili sözler ise münafığın ilgi duyduğu ve zevk aldığı konular değildir. Ama sanattan, resimden, heykelden, her türlü zenginlikten, paradan, modadan, kıyafetlerden, süslenmekten, saç bakımından, spordan, evlerden, arabalardan, yiyeceklerden, içeceklerden saatlerce zevkle bahsederler. Televizyondaki bir program, gazetelerde gündem olan bir dedikodu, sosyal medyada insanların kimleri takip ettiği gibi konularda müthiş açılırlar. Elbette bunlardan bahsetmesinde bir yanlışlık yoktur. Dikkat çekici olan tüm bunlarda gösterdiği şevk ve yeteneği dini konularda kaybetmesidir. Ve ayette hoşuna gider sözüyle bildirildiği gibi münafıklar, İman gözüyle, Müslüman ahlakıyla bakmayan insanların da ilgisini çekebilecek bir üslup kullanabilirler.
bu konuda yeteneklidirler. Tüm bu konular hakkındaki en detay bilgileri bile hafızalarında tutabilme konusunda da yeteneklidirler. Boş konulardan konuşmak söz konusu olduğunda ufukları da alabildiğine geniş olur. Ancak Allah ayetin devamında münafıkların sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibi olduklarını bildirmiştir. Dolayısıyla bu hiçbir işe yaramayan, içi kof, boş bir yetenektir ve ne kendilerine ne başkasına bir fayda getirmez. Çoğu zaman gevezelik olarak nitelendirilebilecek tarzda boş konuşmalar yapmaktan öteye gidemezler. Bu laf azanlıklarıyla ne kendileri ne de bir başkası için bir hayra vesile olmazlar. Bu bilgileri hikmetli bir şekilde iyi bir amaç için kullanamazlar. Sadece kendileriyle aynı kafadaki amaçsız insanlarla gevezelik ve boş konuşmalar yaparak insanları rahatsız eden itici bir karakter sergilemiş olurlar. Bir insan Müslümanlardan birinin yanına gitse ve boş ya da sıradan konular hakkında uzun uzun konuşarak onun vaktini alacak olsa, samimi bir mümin bundan çok rahatsız olur. Aynı şekilde bu insan sırf denemek için münafık karakterli birinin yanına gidip de Allah'ı içten ve samimi bir üslupla ansa, münafık da bu durumdan büyük bir acı çeker. Bu onun en tahammül edemediği, en acı çektiği konudur. Allah'tan, dinden bahsedildiğinde rengi solar, morali bozulur, neşesi kaçar. Kur'an'ın sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler, aslandan korkup kaçmışlardır ayetleriyle haber verdiği gibi, münafıklar Allah'ın zikrini duyduklarında ürkmüş yaban eşekleri gibi hemen o ortamdan kaçıp uzaklaşırlar. Ama eğer bir münafığa din dışında dünyevi çıkarlarına ilişkin bir konu açacak olunsa, ne kadar neşelenip açıldığı ve canlandığı da açıkça görülür. Allah Kur'an'ın insanlardan öyleleri vardır ki bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün boş ve amaçsız olanını satın alırlar. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Ayetiyle münafıkların boş ve amaçsız konuşmalarla hedeflerinin Müslümanları Kur'an ahlakını yaşamaktan alıkoymak olduğunu bildirmiştir. Münafık Müslümanların vakitlerini alarak, onları boş sözlerle lafa tutarak yapacakları hayırlı faaliyetleri engellemek ister. Aynı zamanda da Müslümanlar arasında eğer kendileri gibi zayıf imanlı ya da münafık karakterli insanlar varsa, bu yolla onların akıllarını çelebilmeyi ve onları da samimi bir mümin olmaktan uzaklaştırabilmeyi hedefler. Ancak Allah münafıkların bu şeytani gayretini Müslümanlar için bir rahmete dönüştürür. Müslümanlar Allah'ı büyük bir sevgiyle anan Müslümanlarla, Allah'ı anmaktan kaçınan ama boş ve amaçsız sözlerle müthiş canlanan insanların farkını görmüş olurlar. Böylece aralarındaki samimiyetsiz ve münafık ruhlu insanları tanıyabilir ve kimlere karşı dikkatli davranmaları gerektiğini görerek tedbir alabilirler. Çok güzel. Maşallah. Mükemmel bir eser yani. 1300 seneden beri böyle bir eser yok. Yani münafık karakterini tabiri o mükemmel hiç bir açık kapı bırakmadan münafık sistemi kilitleyen bir eser. Daha önce böyle bir eser olmadığı için münafıklar elini alıp arşına satıyordu. Şu an o pis meslekleri tam ortaya çıkmış oldu. Ve tedavisi de tam gösterilmiş oldu. Hazreti İbni Amr sahabelerden rivayet ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ferman etti. Ey ümmet, 6 şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. 6.'sı Medine'nin fethi. Ya Resulullah diyor sahabiler, hangi Medine? Hangi şehir? Çünkü Medine büyük şehir. Hangi Medine diyor? Biz anlamadık diyorlar. Resulullah ferman etti ki Konstantiniyye, İstanbul'dur diyor. Nerede geçiyor? Ramuzul Ehadis 296. hadis. Ramuzul Ehadis ünlü hadis kitabı. Yani Ehl-i Sünnet'in göz bebeği eserlerden. Ayrıca Kıyamet Alametlerinde var. Berzenci'nin kitabında var. Etiketimiz listede. Göreyim. Acil ihtiyacımız sevgi birliği. Maşallah, çok güzel. Akşama ne kadar var? 1 saat 6 dakika. Tamam. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Elimize kısa videolarla devam ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi daha gerçekleşti. Lulin kuyruklu yıldızı. Bu yüzyılda Peygamberimizin yüzlerce mucizesine şahit oluyoruz. Bunlardan biri de
Lul'in kuyruklu yıldızının geçmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kuyruklu yıldızla ilgili 1400 yıl öncesinin bilim seviyesinde bilinmesi mümkün olmayan çok sayıda detayı haber vermiş, verdiği tüm detaylar aynen gerçekleşmiştir. Vaad edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı Rabbani'nin de detaylı olarak tasvir ettiği iki dişli münevver, fazla parlak, aydınlık bir boynuz çıkar ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430'da dünyaya en yakın noktadan geçen Lul'in kuyruklu yıldızıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizevi şekilde bu yıldızın tüm diğer özelliklerini de anlatmıştır. 1. İki dişli. O sütunun üst tarafında da iki başı var. İki dişe benziyor. Lul'in kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır. 2. Münevver, fazla parlak, aydınlık. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hadiste bahsi geçen münevver, fazla parlak, aydınlık sıfatı, Lul'in kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir. 3. Bir boynuz. Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık, önceleri nurlu bir sütun halindeydi. Sonra ona bir eğrilik geldi, boynuz şeklini aldı. Lul'in kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, çekirdeğin ön kısmında, yani ilerleme yönünde de bir kuyruğun bulunmasıdır. 4. Sabitlerin seyri mağripten, batıdan, meşrikadır, doğuyadır. Bu ifade, gök cisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir. Nitekim bütün gök cisimleri mağripten yani batıdan meşrika yani doğuya hareket etmektedir. 5. Onun her günkü irtifi yani geçiş yönü ise meşrikten doğudan mağribedir, batıyadır. Burada ise onun her günkü irtifi geçiş yönü ise denilerek Lul'in kuyruklu yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak doğudan batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir. Adnan Oktar'la sohbetler burada son eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.